İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Suriye'de inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Malum 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bunun arkasından Türkiye hızlı bir değerlendirme yaptı ve bu saldırıya misilleme olarak Irak tarafında Kandil, Hakurk, Zab, Avaşin, Metina, Haftanin, Gare ve Asos dağlarında hedefleri bombaladı. Bombalamaya devam ediyor. Benzer şekilde Suriye tarafında özellikle bugün artan bir SİHA saldırısı söz konusu. Bu sefer sivil altyapıyı hedef alan bir operasyon devam ediyor. Buna karşılık Amerika'nın tutumu merak ediliyordu ve bir Türk SİHA'sı Amerikan F-16'sı tarafından düşürüldü. Bu Amerikalı yetkililer tarafından açıklandı. Farklı gazetecilerde, Amerikan kanadında gazetecilerde bunun teyit edildiğini öne sürüyor. Şimdi tabii ki bunun etkisi saha hareketinin nasıl boyut kazanacağını belirleme açısından önemli. Bunları gözlemleyeceğiz. Burada üzerinde tabii durulması gereken şey, daha önce de Türkiye içerisinde benzer saldırılar söz konusu olduğunda failinin kim olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye'nin Suriye ve Irak tarafında yürüttüğü operasyonlar ola geldi. Bu sefer birazcık daha farklı. Burada özellikle saldırıyı, Ankara'daki saldırıyı PKK'nın silahlı kanadı YPG'nin üstlenmesi söz konusu. Bu yüzden burada daha göstere göstere bir operasyon yürütülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da Savunma Bakanlığı'ndaki değerlendirme toplantısından sonra bazı açıklamalarda bulunmuştu. Hakan Fidan saldırı düzenleyen kişilerin Suriye'den geldiğini söyledi. Akabinde de bundan sonra aslında angajman kurallarının değiştiğini de gösteren şu açıklamayı yaptı. Irak ve Suriye'de PKK, YPG'ye ait bütün altyapıyı, üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların da bu tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ederim dedi. Daha önce de aslında altyapı tesisleri hedef alındı. Sivillerin de yaşamını yitirdiği saldırılar çok oldu ama bu sefer çok böyle aleni bir şekilde sivil altyapının da hedef alınacağı söylendi ve oldu da. Yani ne oldu? Bugün itibariyle baktığımız zaman Kamışlı, Haseki, Amude taraflarında petrol ve gaz tesisleri, elektrik dağıtım tesisi ya da istasyonu, elektrik üretim santrali, işte birkaç fabrikanın vurulduğunu görüyoruz. Bu elbette son derece sıra dışı, sivilleri de etkileyecek, halkı da etkileyecek, bir anlamda da cezalandıracak bir operasyon anlayışı Türkiye'nin burada ciddi bir karar aldığını görüyoruz. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki bu operasyon devam ediyor ama devam ederken bir böyle Ankara'da soğuk duş etkisi yapacak bir gelişme yaşandı. Bir Türk SİHA'sı Amerikan F-16'sı tarafından düşürüldü. Amerikalı yetkililer bunu isim vermeden açıkladılar. Tehlikeli bir şekilde Amerikan güçlerine yaklaştığı iddia edildi vesaire. Bu şu açıdan önemli. Bu harekat, yani işte yeni başlayan hava operasyonunun bir kara harekatına dönüşüp dönüşmeyeceği önemli. Erdoğan öteden beri bu tür fırsatları değerlendiriyor ve kara harekatı düzenlemek için hem Rusya hem de Amerikan tarafıyla pazarlıklar yürütüyor. Bu yeni değil tabii. 2019'da Barış Pınarı adı verilen harekat Amerikan ve Rus müdahalesiyle bir şekilde durdurulmuştu. Erdoğan kafasındaki o 32 kilometre derinliğinde boydan boya bir şerit oluşturma hedefini tutturamamıştı. Eksik kalmıştı. 120 kilometreden ibaret bir alanı Türkiye kontrol ediyor. Ancak kafasında dediğim gibi M4 yoluna paralel bir şekilde sınırın bütün hatlarında 32 kilometre ya da 30 kilometre boyunca bir alanı YPG unsurlarından temizlemekti vesaire. Bu tabii ki olmadı. O zaman hem Rusya ile hem de Amerika ile mutabakatlar imzalanmıştı. Bu mutabakatlar nedir diye hani tekrar hatırlatmak gerekirse bunlar YPG'nin sınırların 30 kilometre altına çekilmesi, Menbiç ve Telifat'ı terk etmesi ve özellikle Fırat'ın doğusunda YPG'nin çekileceği yerlere Suriye ordusu ve de Rus polis birimlerinin güçlerinin yerleştirilmesi idi bütün mesele. Özellikle Ruslarla yapılan mutabakat daha detaylıydı. Amerikalılarla yapılan mutabakat Tel Abyad ile Rasul Ayn arasındaki bölgeden çekilmeyi öngörüyordu. Ama Amerikalıların sözlü olarak da Türkiye'ye bir taahhüdü vardı. Özellikle Menbiç tarafında YPG'nin çekileceği yönünde. YPG Menbiç askeri meclisine bıraktı ama bu Türkiye'yi tatmin etmedi. Türkiye bu askeri meclisinde YPG'nin uzantısı olduğunu savunuyor. Fırat'ın doğusunda ise işte hani YPG ben çekildim yerimde artık asayiş güçleri var. Onlar yerel güçler işte şehirlerin güvenliğini sağlıyorlar diyor. Türkiye bunu da kabul etmiyor. Haliyle hem Rusya üzerinde hem Amerika üzerinde Türkiye'nin bir baskısı söz konusu. Şimdi birkaç zaman öncesinde Türkiye tekrar böyle kara harekatı başlatma konusunda hani işte hamleler yaptı ama benzer şekilde Amerikan ve Rus tarafından veto edildi ya da işte aranan yeşil ışık yakılmadı. Hatırlarsanız geçen sene İstanbul'da bir terör saldırısı gerçekleştirildikten hemen sonra Türkiye benzer bir şekilde hani bundan Suriye'deki Kürt yapılanmasını sorumlu tuttu ve misillemeler, saldırılar gerçekleştirdi. Benzer yaklaşımla hava harekatı ile sınırlı kaldı. Daha sonra işte bu duruldu. Bir kara harekatı geliştirilemedi. Şimdi bu sefer birazcık daha bir ciddi bir kalkış söz konusu. Ancak Erdoğan'ın açıklaması mesela bana göre daha yumuşaktı. Erdoğan yani bir hazırlık ve bir olgunlaşmaya işaret ediyor. Yani bu konularda hazırlıkların yapıldığını, bunun bir zaman meselesi olduğunu söylüyor. İşte bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Bunu da aklınızda tutun vesaire diyor. Yani buraya baktığımız zaman evet yani henüz daha kara harekatı için bir olgunlaşma söz konusu değil. Sonucu çıkarılabilir. Bunun dışında tabii Türkiye SİHA'larla yani belirlediği hedefleri vurma anlamında işte artan oranda buna eğilim gösteriyor. Hem Irak tarafında hem Suriye tarafında SİHA operasyonlarının yeri, operasyonlar içerisindeki ağırlığı artıyor. Bu yoldan gideceklerini anlıyoruz. Çünkü dediğim gibi işte Amerika'da, Rusya'da henüz Türkiye'ye bu anlamda çok esnek değil. Türkiye'nin bazı hesapları vardı. Mesela işte Amerika tarafına baktığımız zaman NATO'nun genişleme meselesi var, Ukrayna var. Burada İsveç'in üyeliğinin onaylanması süreci, işte top Türkiye'de, Türkiye Büyük Milletler Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve burada hani karar beklenirken Amerikan yönetimi Ankara'yı fazla üzmek istemiyor. Belki bu Suriye'de de bir anlayış üretebilir, belki harekatın önünü açabilir diye bir beklenti ya da böyle bir algı var. Bunun dışında tabii ki Rusya önemli. Rusya'da işte Ukrayna yaptırımları yüzünden Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye ile kavga edecek halde değil. O yüzden belki Rusya'da daha önce olduğu gibi belki çok sert çıkışmayabilir. Bu hesaplarla aslında Erdoğan şansını zorluyor diyebiliriz. Fakat burada hem bugün bir SİHA'nın düşürülmesi Amerikan tarafından hem de bir süre öncesinde yaşanan bazı gelişmeler aslında iki tarafta da tutumun değişmediğine işaret ediyor. Şimdi bir süre öncesinde ne oldu? Ona da hemen bir hatırlatmada bulunarak bakalım. Deir ez-Zor'da Suriye Demokratik Güçlerine karşı bazı aşiret üyeleri kazan kaldırdı, isyan ettiler. Türkiye'de bu hazır isyan çıkmışken işte kendi etki edebildiği bazı aşiretleri harekete geçirdi. Mem-i-Chi-Ain-İsa taraflarında Suriye Ulusal Ordusu adını verdikleri işte milis yapılanmalar da tetiklendi vesaire. Ya karşı cepheler açıldı. Yani Deir ez-Zor'da aşiret isyanı, bir de kuzey cephelerinde de böyle bir aşiret destekli yeni cepheler, böyle bir görüntü oluşturuldu. Ancak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bundan rahatsız oldu. Amerika bölgedeki kendi planını yürütmek için aşiretlerin, Arap aşiretlerinin Suriye Demokratik Güçleriyle birlikte olmasında ısrar ediyor. O yüzden devreye girdiler ve işte önemli bazı aşiretler tutum değiştirdi ya da tekrar Suriye Demokratik Güçlerinden yana tavır ifade ettiler. Tabii bu mesele orada kapanmadı ama şunu demek istiyorum. Yani Amerika'nın verdiği mesaj o zaman, benim Suriye Demokratik Güçleriyle işim bitmedi, buradayım, çekilmeye de niyetim yok şeklindeydi. Bu mesaj hem İran'a hem Suriye'ye hem de Türkiye'ye yönelikti. Dediğim gibi buradaki sorun henüz bitmedi. Birkaç gün önce Deir ez-Zor'da Ukaydat aşireti özellikle tekrar bir silahlı işte direniş başlattı. Çatışmalar yaşandı. Bu böyle yer yer devam ediyor. Rusya'nın tutumu da o zaman enteresandı. Rusya da aslında Menbiç'te Türkiye'nin harekete geçirdiği milis güçleri Suriye ordusunun bulunduğu alanlara doğru hamle yapınca Rus savaş uçakları bunları bombaladı. Şimdi bunu işte Rusya Suriye Demokratik Güçlerinin imdadına yetişti diye okudular ama aslında tam öyle değil. Olan şey Rusya'nın Suriye ordusuyla birlikte bulunduğu alanlara bu Türkiye destekli grupların yaklaşması nedeniyle onlar da bunun önünü aldılar. Olan olay buydu. Fakat bu şunu anlatıyor bize. Rusya'da sahada herhangi bir askeri değişimi, şu anki mevcut yapının bozulmasını çok istemiyor. O yüzden de Türkiye'nin bu tür hamlelerine karşı gerektiği zaman hani işte dirsek gösteriyor. Bu olay karşısında şu anda, yani son gelişmeler karşısında Rusya'dan çok fazla bir şey duymuyoruz. Amerikan yönetiminin tepkileri var. Amerikan yönetimine tabii sorulduğu zaman Dışişleri Sözcülüğü bazı açıklamalarda bulundu. Orada PKK'ya karşı operasyonlara destek verdiklerini yineliyorlar. Burada NATO üyesi Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguluyorlar. Ancak Suriye'de istikrarı bozacak, IŞİD'le mücadeleyi etkileyecek ya da Amerikan güçlerinin işte durumunu tehlikeye atacak herhangi bir gelişmeyi de kaygıyla izlediklerini vurguluyorlar. Yani Türkiye'ye bir anlamda buralarda fazla operasyonel olma demek istiyorlar. Benim dikkatimi çeken başka bir şey, yani bu Suriye'den geldiler, Hakan Fidan'ın işte ifadesi ve buna benzer açıklamalar sorulduğunda Amerikan Dışişleri Sözcülüğü şu yanıtı veriyor. Yani bunu teyit edecek bilgi henüz bizde yok. Şimdi bu da hani Amerikalıların burada son derece Türkiye'nin sunduğu gerekçelere temkinli yaklaştıklarını gösterir. Tabii bu arada yani Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, bunun dışında Suriye Demokratik Meclisi Başkanı İlham Ahmet ve diğerleri açıklamalar yaptılar. YPG Sözcülüğü herkese açıklamalar yaptılar. Ankara'daki saldırıyı düzenleyenlerin Suriye'den sızdığı, Türkiye'ye geçtiği suçlamasını reddettiler. Mazlum Abdi işte Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz. Herhangi bir şekilde burada gerilimi teşvik etmiyoruz dedi ve ayrıca işte az önce sözüne ettiğim 2019'daki mutabakatların garantörü olan Amerika ve Rusya'ya sorumlulukları yerine getirmelerini ve buna uygun pozisyon almaları çağrısında bulundu. Tabii ki altyapıya, sivil altyapıya saldırıları da savaş suçu olarak nitelendirdi. Bu konu elbette uluslararası alanda yankı uyandıracak bir konu. Çünkü sonuçta baktığımız zaman vurulan yerler insanların günlük yaşamını etkileyecek, hayatlarını etkileyecek bir durum arz ediyor. Yani işte çimento fabrikası, hatta bir un fabrikasının vurulduğu öne sürüldü. İşte elektrik üreten tesisler, bunun dışında pek çok tesis, altyapı tesisi vesaire hedef haline gelmiş durumda. Yani bu yaşam koşullarını imkansız hale getirecek bir tercih. Bunun tartışılmaması, uluslararası alanda tartışılmaması mümkün değil. Ben bu minvalde Erdoğan'ın sürekli olarak gündeme getirdiği hem Irak hem de Suriye tarafında işte 30 kilometre, en az 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma hedefiyle ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Suriye tarafında dediğimiz gibi, yani Erdoğan bunu söylüyor. Bir tarafta Şam'la anlaşmak istiyor ama Şam'a da biz buralardan çekilmeyiz diyor. Bu da Suriye ile normalleşmeyi imkansız hale getiriyor. Bir tarafta Amerika'nın orada işte mevcudiyeti devam ediyor. Bu mevcudiyeti önemli ölçüde aslında İran'ı bölgeden uzaklaştırma hedefiyle ilişkilendirmiş durumda. Her ne kadar IŞİD ile mücadele resmi olarak, hani bunu gerekçe olarak öne sürse de, bütün mesele Suriye'de mevcut dayatmacı pozisyonunu korumak. Kürtler de çok fazla umurunda değil işin açıkçası. Buradaki özerk yönetimin de geleceğiyle çok fazla ilgilendiğini söyleyemeyiz. Ama Irak tarafında Amerikan tutumu farklı. Orada Türkiye'nin yaptığı operasyonlara ses çıkarmıyor. Belki tek hassasiyet göstereceği şey, yani bu Türkiye'nin askeri genişlemesi, operasyonel askeri genişlemesinin Kürdistan yönetimini tehdit eder bir boyut kazanması. Bunu istemez. Çünkü Amerika Irak'ta bütün siyasetini kurgularken Kürtleri, Kürdistan'ı çok özel bir yere koydu ve buranın korunması Amerika'nın da Irak siyasetine yön vermesi açısından önemli bir yerde duruyor. Ve Türkiye'nin bu bölgeyi tehdit etmesini istemiyor. Ancak PKK'ye yönelik operasyonlara burada destek veriyor diyebiliriz. Tabii son zamanlarda özellikle Süleymaniye'de ve başka yerlerde yürütülen ve sivil kayıplara da yol açan şeyler var, saldırılar var. Bunlar Irak siyasetinde ciddi tepkilere yol açtı. Yani Bağdat'ta pek çok siyasi kanat, hükümet, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık dahil ve diğer siyasi kanatlar, işte hükümeti oluşturan koalisyon güçleri Türkiye'nin o operasyonlarına tepki gösterdiler. Bunu egemenliğe, işte toprak bütünlüğüne saldırı olarak nitelendirdiler. En son Süleymaniye'de Erbet Hava Alanı'nda bir saldırı olmuştu. 3 peşmerge ölmüştü. Bu da bu tartışmaları alevlendirdi. Şimdi Irak Cumhurbaşkanı geçenlerde dedi ki, yani İran'la yaptığımız anlaşmaya benzer bir şekilde Türkiye'yle de anlaşma yapıp sınır güvenliğini birlikte sağlayabiliriz. İran'la şöyle bir anlaşma yapıldı. Malum İran'la Kürt partiler Irak'ta bazı kamplarda barınıyorlardı. İran'la yapılan anlaşma çerçevesinde bu kamplar boşaltıldı ve bu grupların işte silahsızlandırılması konusunda bir baskı mekanizması oluşturuldu. PKK'nın durumu çok farklı. Çok sayıda alanda yer alıyor. İşte savaş kapasitesi, silah kapasitesi her açıdan ideolojik motivasyonu güçlü. Bunları KDP'nin etkilemesi, yani işte baskılaması çok mümkün değil. KDP İranlı partiler üzerinde etkili. Yani KDP onlara yardım ediyor, destekliyor. Onlar işte hani KDP burada bir karar aldıysa buna fazla direnemezler. Nitekim öyle oldu ama KDP'nin bunu PKK'ya karşı yapması olası değil. Bu bir çatışma nedeni olur. Bunun dışında Irak'taki ana aktörler de aslında PKK'ya karşı bir düşmanlık ilişkisi içerisinde değiller. Hatta Şengal'de Haçlı Şabi güçleri, Şengal direniş güçlerine destek verdi, destek olmaya devam etti. Burada tabii İran faktörü hemen devreye girer. Çünkü İran, Kerkük, Musul hatlarına 2014 sonrasında yani IŞİD'le mücadele sırasında epeyce nüfuz etti. Türkiye ile burada çıkarlar çatışıyor. Ve İran hele Türkiye ile çok yerde sorun yaşarken Kafkasya'da mesela işte Kafkaslar'da Zengezur koridoru bunun son örneği. Böyle burada Türkiye'nin işini kolaylaştıracak bir yani pozisyona alması çok da beklenemez. Bağdat'taki aktörler üzerinde de İran'ın çok etkisi olduğunu düşünürsek burada hani Türkiye'nin hani buradaki operasyonlarına çok da anlayış gösteren siyasi bir cephe ortaya çıkmıyor. Ama tabii Türkiye'nin böyle Bağdat'la anlaşalım, buralara İran'la yapıldığı gibi buralara işte sınırlara bazı güçler gelsin yerleşsin, bunlar güvenliği sağlasın. Böyle bir şey içerisinde değil, aslında beklenti içerisinde değil. Çünkü onlarca yerde üsler kurdu, gözetleme kuleleri, işte kale kollar vesaire oluşturdu ve Bağdat'ın burada herhangi bir şey yapamayacağına inanıyor. Peşmergenin de buna gücünün yetmeyeceğine inanıyor. O yüzden de ben kendi işimi kendim görürüm yaklaşımıyla askeri olarak genişlemesini sürdürüyor. Süleymaniye yakın hedef haline geldi son zamanlarda. Orada Talebani grubuna, YNK'ye karşı net bir şey var. Yani artık onlara da terör örgütü muamelesi çeken bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Bunun dışında Kerkük, Mahmur, Şengal, bütün bu hatlar Türkiye'nin açık hedefi haline geliyor. Yani PKK ile mücadele bağlamına oturtulan bir hedeften söz ediyoruz. Burada tabii işte Ovaköy'den Musul'a bir yol insin. Burası aynı zamanda güvenlik şeridine dönüştürülsün. PKK'nın Suriye'ye geçişleri, Şengal bağlantılı geçişleri önlensin diye de bir adım atılmak isteniyor. Bağdat'tan gelen bir girişim var. İşte Basra'yı Türkiye'ye bağlayacak olan bir yol projesi. Türkiye buna başka türlü bakıyor. Yani bu projeyi bir güvenlik koridoruna dönüştürmek istiyor. Sadece ekonomik koridor değil. İran'ın çok arzu ettiği bir seçenek ya da bir tasarım, stratejik bir tasarım gibi durmuyor. İran'la koridor kavgası görüldüğü gibi sadece Kafkasya'da, Zengezur'da değil, işte burada da karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Haliyle burada Erdoğan'ın hani Irak'ta, Kürdistan bölgesinde de 30 kilometre derinliğinde ya da 50 kilometreye kadar da inebilir belli yerlerde böyle güvenli alan oluşturması, askeri kapasite vesaire, bütün saha koşulları, arazi koşulları, bölgedeki aktörlerin durumu, pozisyonları dikkate alındığında o kadar olası bir senaryo değil. Zaten bu olsaydı geçmişte olurdu. Geçmişte çok fazlasıyla bunu denediler. Yani kara harekatları düzenlendi. Ancak o dağlık bölgelerin yapısı öyle haritada görüldüğü gibi değil. Ben oraları çok gezdim. İnanılmaz engebeli bölgeler, vadiler, derin vadiler vesaire. Yani buralarda kontrol sağlamak, buralarda güvenliği tesis etmek öyle küçük bir güçle olacak bir şey değil. Çok çok ciddi bir askeri yığınak gerekir. Çok ciddi harcamalar gerektirir falan. Türkiye'nin buna nefesi yeter mi? Emin değilim. Yani hele bu koşullarda çok zor. Ancak siyaseten Erdoğan hem Suriye üzerinde hem Irak üzerinde baskıyı devamlı, canlı tutabilmek için bu işte 30 kilometrelik şerit meselesini sürekli hatırlatıyor. Bunu aynı zamanda Amerika ve Rusya üzerinde de bir baskıya dönüştürmeye çalışıyor. Bu kısır döngü, kaç yıldır devam eden bir şey bu. Türkiye çok fazlasıyla enerjisini harcadı. Çok fazlasıyla sınırlarını düşmanlaştırdı. Ve bu bir çıkmaz yol, çıkmaz sokak. Sadece yani sınırların altında şehirlerin güvenliği yok edilirken Türkiye'de güven içinde kalabileceğini düşünüyor. Bu şey değil, gerçekçi bir yaklaşım değil. İyi bir yol değil, akıl kârı bir yol değil. O yüzden de komşularla barış, Kürtlerle barış her zamankinden çok daha fazla hayati önem arz ediyor. Siyasetin bunu algılaması artık hayati bir meseledir diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.